Evet, sevgili veliler ve aday öğrencilerimiz, şimdi yurtlarla ve burslarla ilgili sunumunu yapmak üzere Zeynep Uysal hocamı buraya davet ediyorum. Hocam buyurun. Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Zeynep Uysal, Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci İşleri Dekanıyım. Aynı zamanda Türk Dili Edebiyatı bölümünde öğretim üyesiyim. Bugün sizlere hem öğrenci dekanlığı hakkında hem de öğrenci dekanlığına bağlı yurtlar müdürlüğü ve burs ofisi hakkında kısaca bilgi vermeye çalışacağım. Öğrenci İşleri Dekanlığı Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde kurulan, aslında ülkemizdeki üniversitelerde pek de yaygın olmayan bir birim. Ne yapıyor Öğrenci İşleri Dekanlığı? Öğrencilerimizin okula ayak bastıkları günden itibaren her türlü sorunlarını, yaşamlarını, yani gündelik yaşamlarına, kampüs hayatlarına, akademik yaşamlarına ilişkin sorunlarını her şeyden evvel çözüm bulmak üzere çalışıyor. Gerekli birimlere yönlendiriyor. Bunun yanı sıra öğrencilerin yapmak istediği faaliyetleri düzenleyen de bir birim, Öğrenci İşleri Dekanlığı. Öğrenci İşleri Dekanlığı'na bağlı burada görebileceğiniz gibi bazı alt birimlerimiz var. Bunlardan ilki Burs Ofisi Koordinatörlüğü, birazdan ayrıntılarını anlatacağım. Yine Yurtlar Müdürlüğü aynı şekilde ayrıntılı olarak anlatacağım. Öğrenci Faaliyetleri Koordinatörlüğü, öğrenci faaliyetlerinden bahsedeceğim ama bütün bu faaliyetleri düzenleyen alt birimimiz. Burada çok fazla bahsetme imkanı bulamayacağım ama bir fikriniz olsun diye söylemek istediğim birkaç birimimiz daha var. Öğrenci Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi, BÜREM kısa adıyla, öğrencilerimizin her türlü psikolojik destek ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş bir birim. Burada uzman psikologlarımız çalışıyor ve randevu ile öğrencilerimize destek veriyorlar. Bu birimin Kilyos kampüsümüzde ayrı bir şubesi var. BÜSÖT adı altında, Sarıtepe Öğrenci Destek Birimi adı altında. Onlar özellikle Kilyos'taki öğrencilere, hazırlık öğrencilerimize bu desteği vermeye çalışıyorlar. Bir diğer birim Engelli Öğrenciler Birimi. Yine her türlü engelli öğrenciye hem teknik anlamda hem öğretim anlamında destek veren bir birim. Yine öğrencilerimiz, engelli öğrencilerimiz üniversiteye ayak bastıkları günden itibaren bu birimle irtibat halinde oluyorlar. Gerektiğinde kendilerine asistan da bu birimden veriliyor. Cinsel tacizi önleme komisyonu ve koordinatörlüğü ise bir başka destek birimi. Ne olursa olsun, her yerde olduğu gibi üniversitelerde de zaman zaman istenmeyen taciz türü vakalar veya türevleri vakalar olabiliyor. Olmaması için esasen çalışan bir birim bu. Ama olduğu takdirde de gerekli destekleri yine öğrencilerimize veriyor, danışmanlık yapıyor. Benim dekanlık bütün bu birimlerin aslında koordinasyonu da sağlıyor bir yandan. Çalışma politikalarını bu birimde çalışanlarımız ve hocalarımızla birlikte belirliyoruz. Birazdan bahsedeceğim Burs Ofisi ve Yurtlar Müdürlüğü'nde de aslında birimlerimizdeki çalışanlar yalnız değiller. Üniversitemizin işleyişinde çok sayıda komisyon var. Hocalarımızdan ve çalışanlardan oluşan, hatta öğrencilerden de oluşan komisyonlar bunlar. Yurtlar Komisyonu ve Burs Komisyonu, birazdan işleyişini anlatacağım birimlerimize, Burs Ofisine ve Yurtlar Müdürlüğüne destek veriyorlar. Kararların alınmasında, sorumlulukların paylaşılmasında, komisyonlarında büyük rolü var. Evet. Hızlıca yurtlarla başlayayım. Şimdi isterseniz ben böyle hızlı hızlı size burada bilgileri vereyim. Ondan sonra sonunda sizlerden soruları alayım ve soruları alırken de zaten bu birimlerden arkadaşlarımız bana yardımcı olacaklar. Yurtlarımız, üniversitemizin yurtları tamamen üniversitemiz kampüslerinde bulunuyor. Yani Boğaziçi Üniversitesi'nin kampüsleri sınırları içerisinde olmayan bir yurdumuz yok. Ve yurtlarımızın tamamını üniversitemiz işletiyor. Yani KYK gibi başka kurumlar işletmiyor. Tamamen üniversitemiz bünyesinde yönetilen yurtlar bunlar. Ancak geçen sene yeni bir yönetmelikle yurtlar bütün
Türkiye çapındaki yurtlar, özel ve aslında kamu yurtları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetimine tabi oldu, tabi kılındı ve bir yönetmelik hazırlandı bunun için. MEP, Özel Öğrenci Barınma Yönetmeliği. Biz bu yönetmeliğe tabiyiz. Bu yönetmeliğin hükümleri gereğince yurtlarımızı düzenliyoruz. Ama bu yönetmelikle uyumlu biçimde biz aslında Boğaziçi Üniversitesi Yurtlar Yönetmeliği, ki çok uzun yıllardır üniversitemizde yurt geleneği var, yurt sistemi çok yerleşmiş durumda. Dolayısıyla bu iki yönetmeliği birbiriyle uyumlu biçimde geçen seneden beri kullanmaya başladık. Buna göre yurtlarımızı işletiyoruz. Üniversitemizde toplamda 4019 kapasiteli 13 adet yurt bulunmakta. Bu yurtlardan 8 tanesi yine 2700 kadar kapasiteyle ana yerleşke dediğimiz, şu an içinde bulunduğumuz Güney Kampüs, Kuzey Kampüs ve Uçaksavar'da yer alıyor. Burada lisans öğrencilerimiz konaklıyor ana yerleşkedeki yurtlarımızda. Bir de aşağı yukarı 300'e yakın öğrenci kapasitesiyle yeni açılan, geçen sene hizmete giren Kandilli yurdumuz, Kandilli lisansüstü yurdumuz var. Burası da çok yeni ve güzel bir yurt. Bu sene yalnız şöyle bir şey yaptık. Uçaksavar'da yer alan bir yurdumuz deprem güçlendirmesi nedeniyle hizmete kapatıldı. Dolayısıyla bir miktar lisans öğrencimizi Kandilli kampüsünde de barındırmak niyetindeyiz. Yani bu kampüsü hem lisans hem lisansüstü öğrencilerimiz için kullanacağız. Şimdi biliyorsunuz öğrencilerimiz üniversitemize geldiklerinde, üniversitemizin zorunlu eğitim dili İngilizce olduğu için öncelikle İngilizce öğrenmek, yani İngilizce yeterliliklerini gösteremiyorlarsa İngilizce hazırlık sınıfına gitmek ve İngilizce öğrenmek durumundalar. Üniversitemizde son yıllarda büyük oranda İngilizce dil eğitimi Kilyos kampüsünde yapılıyor. Şehir dışından gelen, İstanbul dışından gelen öğrencilerimizin tamamı, hazırlık eğitimi alacak olan öğrencilerimizin tamamı Kilyos kampüsümüze yerleştiriliyor. Oradaki yurtlarımızda konaklıyorlar ve orada dil eğitimini alıyorlar. Yani orayı bir dil köyü gibi aslında tasarladık. Her türlü etkinlik, öğrencilerimizin orada hayatını kolaylaştıracak bir takım imkanları o kampüste ayrıca bu kampüslere ek olarak sağlamaya çalışıyoruz. Burada 1100 kapasiteli 3 yurdumuz bulunuyor. Öğrencilerimiz bir sene Kilyos kampüsünde hazırlık eğitimini aldıktan sonra yeterlik sınavına giriyorlar. Bu sınavı geçtikten sonra da bölümlerine başlıyorlar. Bölümler ana yerleşkede. O zaman yurt yerleştirmesi yeniden yapılıyor ve bütün Kilyos'taki öğrencilerimizi biz ana yerleşkedeki yurtlarımıza taşıyoruz. Ancak İstanbul'da yaşayan, yani birazdan bahsedeceğim o İstanbul sınırları içerisinde kalan öğrencilerimiz, ikamet adresleri İstanbul içinde olan öğrencilerimiz Kilyos yurtlarında kalmıyorlar. Dolayısıyla dil eğitimlerini, İngilizce eğitimlerini de Kuzey Kampüs'te sürdürüyorlar. Böyle bir fark var. Ama onlar da daha sonra eğer isterlerse İstanbul içindeki öğrencilerin, onların arasında da isteyenler yurda başvuruyor. Tabii ki onlar diğerlerinden sonra, İstanbul dışından gelenlerden sonra ancak kabul ediliyorlar. Ama onlar da başvuru yapabiliyorlar. Burada yurtlarımızdan bir takım görüntüler görebilirsiniz. Soldaki birinci kız yurdu, erkek yurdu. Süperdorm'dan bahsetmek de isterim. Süperdorm üniversitemizdeki tek paralı özel yurt diyebileceğimiz yurt. Yani diğerleri tamamen üniversitenin kamu yurdu iken Süperdorm üniversitenin BÜVAK ve BÜTE'yi tarafından, yani vakıf ve aslında idari işletmesi tarafından işletilen yurtlar, yurt Süperdorm özel bir yurt. Ona göre daha yüksek ücret ödeniyor. Ama orada da yani yerleşim esasları aşağı yukarı diğer yurtlarımızla aynı. Birazdan bahsedeceğim. Şimdi dediğim gibi bu köklü bir geleneği var üniversitemizin yurtçuluk konusunda. Bu nedenle de öğrencilerimiz büyük oranda yurtlarda kalmayı, özellikle öğrenciliklerinin ilk yıllarında yurtlarda kalmayı tercih ediyorlar. Yani
dışarıda, kirada veya başka yurtlarda kalmaktansa üniversitemiz yurtlarını tercih ediyorlar. %35 oranında öğrencimiz yurtlarda kalıyor. Ne tür hizmetler var? Güvenlik hizmeti, 24 saat güvenlik ve resepsiyon hizmeti, temizlik hizmeti, 7 gün temizlik, 2 defa oda temizliği yapılıyor. İnternet bütün kampüslerimizde ücretsiz, kablosuz internet zaten mevcut. Çamaşırhane, yurtlarımızın büyük bir kısmında çamaşırhane var. Ücretsiz olarak bu hizmetten faydalanabiliyorlar. Çamaşırhane olmayan bir iki yurdumuz yakın yandaki diğer yurtta yine çamaşırhanelerden faydalanabiliyor. 24 saat sıcak su, odaların içinde yine öğrencilerimizin yaşamını kolaylaştıracak imkanlar mevcut. Çalışma alanları yine yurtlarımızda mevcut. Burada yine şu gördüğünüz birinci erkek yurdunun altındaki büyük çalışma alanı. Burada aynı zamanda kulüplerin odaları da var alt katta. Dolayısıyla hem bir çalışma alanı hem de biraz faaliyetlerin de yürütüldüğü bir mekan olarak kullanılıyor. Aslında diğer çalışma alanlarımız daha sessiz alanlar. Burası biraz daha ortak kullanım alanı olarak kullanılıyor. Odalarımız, oda tip örneklerimiz biraz burada görebileceğiniz gibi. Oda tipi ve daire tipi olmak üzere iki tür yurdumuz var. 8 adet daire tipi yurdumuzda mutfak, banyo, tuvalet dairelerin içerisinde bulunuyor. Oda tipi yurtlarda ise 5 adet oda tipi yurdumuz var. Öğrenciler odalarda barınıyorlar ancak banyo ve tuvaleti ortak olarak kullanıyorlar. Koridorlardaki banyo ve tuvaletleri ortak kullanıyorlar. Aşağı yukarı 1 ile 8 arasında 1 kişilik veya 8 kişiliğe uzanan bir paylaşım söz konusu bu odalarda. Evet, aynı şekilde süperdormda da daire tipi bir yurt süperdorm. Orada da 1 ila 5 kişilik odalarda konaklama imkanı mevcut. Bunlar genel sayılar. Zaten toplamda dediğim gibi 4000 küsur kapasite mevcut. Başvurular 3-7 Eylül'de yani üniversitemize geldiğiniz takdirde 3-7 Eylül tarihleri arasında yurtlar.boğu.edu.tr adresinden mutlaka başvurularınızı online olarak yapmanız gerekiyor. Arkasından istenen belgeleri teslim etmeniz gerekiyor. Eksik belge veya belge teslim edilmemesi durumunda maalesef başvurular yürürlüğe konamıyor. Burada aile ikamet adresleri son derece önemli. İstanbul içi ve dışı olarak ayrılıyor. Batıda Avcılar, doğuda Kartal'dan ötesi, bunun dışı, İstanbul dışı olarak kabul ediliyor. Avcılar ve Kartal'dan içeride kalan bölüm ise İstanbul içi olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla öncelik İstanbul dışından gelen öğrencilerimizin. Burada yine Yurtlar Komisyonu tarafından belirlenen sosyoekonomik kriterlere göre değerlendiriliyor öğrenciler. O şekilde sıraya konuyorlar. Son derece şeffaf bir algoritmayla sıralanıyorlar ve yerleştiriliyorlar. Daha sonra da çekilen kurallarla yerleştiriliyorlar. Oda seçimi yapmak başlangıçta mümkün değil. İstanbul dışından gelen öğrencilerimiz, İstanbul içinden başvurmak isteyen öğrencilerimiz ise diğerlerinden farklı olarak misafir statüsünde yurtlara alınıyorlar ve onlar başlangıçta başvuru yapamıyor. Yani öncelik her zaman İstanbul dışından gelen öğrencilerin. Bu da takdir edersiniz ki mekanların kısıtlılığı nedeniyle böyle. Bunlar yine yurtlarımızın içinden odalardan görüntüler. Evet. Çok hızlıca Türkiye dereceli öğrencilerimize ve engelli öğrencilerimize burada yani ana yerleşkede yurt veriliyor. Onun dışındaki öğrencilerimiz dediğim gibi hazırlık eğitimi göreceklerse ve yurtta kalacaklarsa geliyorsa gidiyorlar. 15, 16, 17 Eylül tarihlerinde yine işaret etmenizi rica ediyorum. Bu tarihler arasında da yurt yerleşimleri yapılacak. Evet, bütün evrakları ve daha ayrıntılı bilgiyi yurtlar.boğu.edu.tr adresinden bulabilirsiniz bu konuyla ilgili olarak. Şimdi burs ofisine geleyim ve aslında burslar nasıl işliyor biraz ondan da söz etmek isterim. 1995'ten beri üniversitemizde burs ofisi adı altında burslarımız son derece sistematik biçimde ve çok sayıda öğrenciye verilmekte.
rektörlüğe bağlı bir birim burs ofisi ve daha önce söylediğim gibi burs komisyonuyla birlikte çalışıyor. Burs komisyonunun görevi bütün alınan kararlarda, yani bu bursların verilmesi sürecinde birime destek vermek, mülakatlar yapmak ve dediğim gibi her türlü karar mekanizmasında rol almak. Başarı ve gereksinim bursları olmak üzere iki tip bursumuz var. Başarı bursları bildiğiniz gibi şu an sizlerin içinde de olan buraya dereceyle gelmiş, Türkiye derecesiyle gelmiş öğrencilerimizin aslında başarılarını ödüllendirmek üzere verilen burslar. Bu anlamda biz başarıyı ödüllendirmeyi özellikle arzu ediyoruz. Ama bir de gereksinim burslarımız var. Gereksinim burslarımızda aslında ihtiyaçta olan öğrencilerimizi de zorda bırakmamak, onlara da gereken desteği vermek üzerine kurulu. Dolayısıyla bu iki tip burs üzerinden burs ofisimiz çalışıyor. Şimdi başarı burslarımızı hızlıca size göstermek istiyorum. Biliyorsunuz puan türleri değişti. Yani geçen seneye kadar farklı bir puanlama sistemi, puan türü vardı. Bu sene o değişti. Dolayısıyla biz de burslarımızı bu yeni puan türlerine göre revize ettik. Buna göre mesela sayısal puan türünde ilk 20, eşit ağırlıkta ilk 15, sözelde ilk 10, dilde ilk 3 üstün başarı bursu ile ödüllendiriliyor. Nedir üstün başarı bursu? Neler var içerisinde? Nakdi burs var 400 liralık. Süper dormda konaklama var. Yemek ve kitap bursu, açık kapalı havuz ve sinema salonundan ücretsiz yararlanma bu bursun içerisinde yer alıyor. Bundan sonra yani 15 ve 20'den sonraki puanlara bakarsak aşağı yukarı 50'ye kadar gidiyor. Başarı bursu 1 dediğimiz bursta ise süper dorm yerine 3. ve 4. kuzey yurtlarında, bunlar da daire tipi yurtlar. Bu yurtlarda öğrencilerimiz konaklıyorlar. Diğer ödüller de aşağı yukarı aynı. Başarı bursu 2'de yine aynı şekilde. Orada sadece havuz imkanı, yani ücretsiz havuz yok. Onun dışındaki diğer ödüllerin hepsi var. Bir de TÜBİTAK başarı bursumuz var. Orada da yurt bursu yok ama diğer burslar bu ödülün içerisinde yer alıyor. Gereksinim burslarının da biraz ayrıntısından bahsedeyim. Gereksinim bursu dediğimiz burslarda iki tip burs. Aynı burs, yani yurt, yemek ve kitap bursu. Bir de nakdi burs, orada doğrudan para veriliyor öğrencilere. Şimdi burada dediğim gibi öğrencinin ihtiyacı bizim için önemli. Ama takdir edersiniz ki çok sayıda ihtiyaçta olan öğrencimiz var. Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrencilerimiz var. Dolayısıyla ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz belirlenen tarihler arasında online olarak burs başvurularını yapıyorlar. Ondan sonra da gerekli belgeleri teslim etmek durumundalar. Aslında bunun tekrar altını çizeyim. Aynı şey yurt başvuruları da için geçerli, burs başvuruları için de geçerli. Belirlenen tarih aralığında muhakkak online başvuruyu yapmak ve yine aynı tarih aralığı içerisinde belgeleri teslim etmek. Çünkü bunlar yapılamadığı takdirde maalesef başvurular işleme alınamıyor. Yani bazen şöyle şeyler oluyor, öğrencilerimiz geliyor, ben görmemiştim, bilmiyordum, şimdi lütfen benim de başvurum. Bu bizi çok zor durumda bırakan bir şey. Çünkü çok sayıda duyuru yapılıyor, web sayfalarımızda ilan ediliyor. Daha sonra bunu geriye döndürmek bizim için işleyiş açısından mümkün değil. O yüzden sizlerden ricam, daha şimdiden başlamadan bunu bilirseniz, o tarihleri sıkıca takip ederseniz herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmazsınız. Şimdi nelere bakıyoruz? Form dolduruluyor. Ailenin gelir durumu, kardeş sayısı, kaç kişi olduğu, kimlerin çalıştığı, kimlerin çalışmadığı, bütün bunlar çok ayrıntılı bir şekilde dolduruluyor. Daha sonra da dediğim gibi bütün bu durumu gösterecek belgeler burs ofisine teslim ediliyor. Burada şundan emin olabilirsiniz, gizliliğe son derece önem veriliyor. Öğrencilerimizin özel alanları, mahremiyetleri korunuyor. İsimleri de tamamen sadece burs ofisi ve mülakatı yapan, daha sonra mülakatı yapan hocalar tarafından biliniyor. Online başvurular yine bilgisayar üzerinde bir algoritma ile sıralandıktan, puanlandıktan sonra burs komisyonunda yer alan hocalarımız ve diğer gönüllü hocalarımızla
birlikte öğrencilerimizle mülakatlar yapıyoruz ve onların ihtiyaçlarını, yani tam neye ihtiyaçları olduğunu, yemek bursuna mı ihtiyaçları var, nakdi bursa mı ihtiyaçları var, bu görüşmeler sırasında belirlemeye çalışıyoruz. Ona göre bursları vermeye çalışıyoruz. Evet. Burada belki hızlıca şu şeyden de bahsetmeliyim. Yani nakdi burs dediğimiz burslarımız nereden geliyor? Üniversite bünyesinde, üniversitemiz bünyesindeki burs kaynaklarımız BÜVAK ve BÜTEK, yani vakfımız aslında esas olarak. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı doğrudan üniversite bütçesinden burs ofisine burs isteyen öğrencilerimize aktarılan burslar bu kaynaklardan geliyor. Bir de üniversite dışı burs kaynaklarımız var. Bunları şu bakımdan size belirtiyorum. Bu başvurular da aslında hep burs ofisi üzerinden yapılıyor ama yine de bilmekte ve bu kurumları da ayrıca takip etmekte, onların web sayfalarına bakmakta fayda var. Nedir o vakıflar? Burada görebileceğiniz işte Aydın Doğan Vakfı'ndan Sema Erdoğmuş Vakfı'na kadar sıralayabileceğimiz vakıflar. Bunlar dediğim gibi zaten biz burs ofisi üzerinden, burs ofisine yapılan başvurular üzerinden bu vakıflara yönlendiriyoruz. Oradaki irtibatı sağlıyoruz ama bunun dışında da dediğim gibi bu tür vakıfları takip edebilirsiniz. Evet. Ve tabii öğrencilerimizin burslarının sürmesinin de belli şartları var. Bu şartlar sağlandığı takdirde ve kaynaklar da yeterliyse, devam ediyorsa aslında öğrenim hayatlarının sona, yani bitirmeleri gereken dönemin aşağı yukarı 8 dönemlik bir zaman bu. Bu dönem içerisinde eğitimlerini tamamladıkları takdirde bunu bursla birlikte sürdürebiliyorlar. Evet, son aslında bilgi vermek istediğim son konu da öğrenci faaliyetlerimizle ilgili. Bunu da özellikle bu sunumda ben bahsetmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Şu bakımdan Boğaziçi Üniversitesi çok iyi bir akademik kadroyla, son derece sizler gibi son derece kıymetli öğrencilerle, buraya gerçekten büyük çabalarla gelmiş akıllı parlak öğrencilerle gerçekten iyi bir eğitim ortamı sunan bir üniversite. Ama üniversite dediğimiz şey sadece akademik başarı, sadece akademik eğitimden ibaret değil. Daha doğrusu akademik başarının başka şartları da var. Buradaki eğitim ortamının yanı sıra üniversitemizin sağladığı sosyal ortam, kültür ve sanat imkanları da aslında bu akademik başarıyı güçlendiren, belki de öğrencilerimizi ileride başka alanlarda da başarılı olacak bireyler haline getiren son derece önemli bir katkı. Eleştirel düşünen, özgürlükçü, yenilikçi ve aslında sosyal sorumluluk sahibi, etik değerleri olan bireyler yetiştirmeye çalışıyoruz burada. Bunun için de belki tam da bu yüzden bu sosyal ortama büyük önem veriyoruz. Nasıl sağlıyoruz? Nasıl bir kampüs hayatımız var? Şimdi aslında yurtlardan bahsettim. Öğrencilerimizin epeyce büyük bir kısmı yurtlarda kalıyor. Dolayısıyla yurtlarımız kampüs içinde yer aldığı için aslında 24 saat hareketli bir ortam var. Yani her an yaşayan bir kampüs burası. Dolayısıyla öğrencilerimiz faaliyetlerini de bu kampüste sürdürüyor. Öğrenci faaliyetleri, yani bireysel faaliyetler olabileceği gibi aslında tabii tam da bu kampüste bir arada yaşamanın, ortak bir yaşamı paylaşmanın gereği olarak çok sayıda öğrenci kulübü var bu etkinlikleri organize eden. 44 adet kulübümüz var. Bu kulüpler sanat kulüpleri, doğa kulüpleri, spor kulüpleri, kariyer kulüpleri olarak farklı türlere ayrılıyor. Çok sayıda öğrencimiz bu kulüplerde çalışma, üretme imkanı buluyor. Bir kısmı dediğim gibi zaten akademik hayatlarını da destekleyecek alanlarda bu kulüplerde çalışıyorlar. Bir kısmı sanat veya spor yapma imkanı buluyorlar bu kulüplerde. Ama şunu söyleyebilirim, akademik üretimin yanı sıra burada yaptıkları üretimin de öğrencilerimize çok büyük katkıları olduğunu daha sonra mezun olduklarında görmeye başlıyoruz. Yani sadece kampüs hayatını canlandırmak ve bu ortak yaşamı geliştirmekle kalmıyorlar. Bireysel olarak da ileriki hayatlarını şekillendirmelerine yardımcı olacak bir takım imkanları bu kulüplerde buluyorlar. Öğrenci İşleri Dekanlığı bünyesinde
kulüplerin aktiviteleri düzenleniyor. Son derece rahat işleyen bir sistemimiz var. O çerçevede herkes yapmak istediğini yapabiliyor. Evet, benim söylemek istediklerim bu kadar. Şimdi sizlerin soruları varsa ben ve arkadaşlarım sizlere yardımcı olmak isteriz. Buyurun. Merhabalar. Hocam bir şey öğrenmek istiyorum. İstanbul dışın olarak adlandırdığınız ilçeleri sayabilir misiniz mesela? Avcılar ve Kartal'ın sonrası İstanbul. Mesela Başakşehir İstanbul dışı mı? Başakşehir İstanbul içi. Geliş saatimiz yaklaşık 3 saat metroyla kendimiz denedik. İçi olarak kabul ediliyor haritaya göre. Şimdi burada en çok soru evet buradan geliyor. Haklısınız. Yani İstanbul gibi büyük ve çok karmaşık ve korkunç trafiği olan bir şehirde aslında her yer uzak birbirine. Fakat takdir edersiniz ki bu sınırlı imkanlarda işte bu kapasiteyle bir sıralamaya gitmek zorundayız. Bir öncelik yapmak zorundayız. Öncelik de işin doğası gereği tamamen İstanbul dışından gelen öğrencilerin oluyor. Ancak şunu söyleyeyim, İstanbul içinde yaşayan öğrencilerimiz de özellikle bu daha en azından üniversiteye uzak bölgelerde yaşayan öğrencilerimizin başvurma imkanı var. Yani onlar için yurt şansı var. Başvuruyorlar fakat sadece yerleştirmeleri bir süre sonra yapılıyor. İbrahim Bey belki kısaca, Yurtlar Müdürümüz İbrahim Bey kısaca bu konuda size bilgi verebilir. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Şimdi biz ilk etapta İstanbul için belirlediğim sınırların dışında kalan öğrencilerin yerleşimlerini yapıyoruz. Daha sonra yer kaldığı takdirde İstanbul için belirlediğimiz sınırlar içinde kalan bölgelerden de alım yapıyoruz. Mesela geçen sene de yaptık. Sayılara, başvurulara bağlı olarak belki bu yılda yapacağız. Ama bunu öngörebilmemiz için başvuruların yani 3-7 Eylül tarihleri arasında yapılan başvuruların tamamlanması gerekiyor. Artı profesyonel sınavında yapılması gerekiyor ki bölüme geçen öğrencilerin burada ikameti söz konusu, arta kalanlar Hilyos'a gidecek. Ve Yadyok'la bizim anlaşmamız gereği orada 1000 küsur civarında bir öğrencinin eğitimi söz konusu. Dolayısıyla biz bu sayıya da sadık kalmak zorundayız. Yani şimdi biz istediğimiz kadar öğrenci alamıyoruz. Çünkü Yadyok'un sınıf, okutmam ve diğer akademik durumlarında öngörmek zorundayız. Onlarla belli bir mutabakatımız var. 1000 civarında çünkü bu sayı. Evet, başka var mı soru? Hocam bir de şey sorabilir miyiz? Bu daire tipi odalar. Pardon? Daire tipi odalar. Bir de diğer. Mesela bu öğrenciler bu yurtlara yerleştirilirken muhakkak herkes daire tipini isteyecektir. Burada kura mı çekiyorsunuz? Başarı evet. Sırasına mı bakıyorsunuz? Hayır, hayır. Bakın bir hemen cevap vereyim. Başarı sadece Türkiye dereceli demin bahsettiğim yani ilk 100 içerisinde yer alan öğrencilerimize biz yurtlarda konaklama imkanı veriyoruz ve onları belli yurtlara yerleştiriyoruz. Ondan sonra gelen öğrencilerimizin hepsi eşit haklara sahipler. Yani onlara başarılarına göre herhangi bir aşamada herhangi bir sıralama kura çekilmiyor. Yapmıyoruz. Kurayla yerleştiriyoruz, merkezi yerleştirmeyle yerleştiriyoruz. Ancak daha sonraki yıllarda yani ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta kendi arkadaşları olduktan sonra kendileri odalara talip olabiliyorlar. İbrahim şimdi Kilyos'taki yurtlar her ikisi de daire tipi. Kadın öğrenciler için de, erkek öğrenciler için de daire tipi. Kız öğrencilerde sadece otel biraz farklı, oda tipi ama yine banyosu, lavabosu içinde olan bir oda olarak tasarlayıp biz buralara yerleşimi ilk etapta random yapıyoruz, rastgele yapıyoruz, kurayla yapıyoruz. Şimdi bizim yurt sistemimizin yıllardır ta Robert'tan gelen bir geleneksel yapısı var. Bu yapıda ilk yerleşim, buna doktora öğrencileri bile dahildir. İlk yerleşim merkezden yapılır. Daha sonra öğrenciler başarılarına odaklı olarak seçim hakkı, yurt, oda ve arkadaş seçim hakkı elde ederler. Dolayısıyla sizlerin de nasıl tekrarlıyorum doktora öğrencisine bile biz bunu ilk etapta rastgele yapıyoruz. Yani girişte öyle bir şey yok.
Çünkü biz herkese aynı olanağı sunamıyoruz. Sunamadığımız zaman kayrılmış, ayrılmış insanlar ortaya çıkıyor ve diğer insanlar da hakkını arıyor haliyle. Esas bizim için ayraç akademik başarı. Nedir? İşte proficiency'yi geçen, hazırlığı geçen öğrenciler bir dahaki yıl kendi arkadaşlarıyla ve yurtlarını seçecekler. Ha, istediği yurda gidemeyecek. İkinci sınıfta biraz gidecek. Üçüncü sınıfa derken dördüncü sınıfta kuralı koyacak. Şu anda birinci erkek yurdu en popüler erkek yurdudur. Burada dördüncü sınıflar vardır. Onlar da Kilyos'tan random yerleşerek geldiler. Akademik başarılar oranında bu yurda kadar geldiler. İşte birinci kuzeyde kaldılar, ikinci kuzeyde kaldılar, üçüncü kuzeyde kaldılar ve en son buraya geldiler. Bu bir evrilme, kemaliyet süreci. Siz ne kadar başarılı olursanız yurt hakkınızda o kadar değişken olur. Ve daha iyiye güzele doğru gidersiniz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Buyurun. Arkada bakın. Merhabalar öncelikle. Ben biraz geç kaldım da kaçırmış olabilirim o yüzden. Ben şey soracaktım. Bu hazırlıkta Kilyos'ta İstanbul içinde yaşayanlara da yurt hakkı tanınıyor mu? Hayır. Kilyos'ta İstanbul dışından gelen öğrenciler kalıyor. Bir miktar boşluk olursa, eğer boşluk olursa bir miktar YADYOK'un izniyle alıyoruz. Çünkü şöyle bir durum var. Genel bir algı var. Sayın Hocam da bundan bahsetti ama ben tekrar bir hatırlatma fayda görüyorum. Hazırlık eğitimi iki yerde var. Bir kuzeyde var, bir Kilyos yerleşkesinde var. Kilyos yerleşkesindeki eğitim sadece yurtta kalanları kapsar. Yani İstanbul'da kalan veya İstanbul olmayıp herhangi bir yerde kalan öğrenci Kilyos'a gitmek zorunda değil. Dolayısıyla kuzeyde kalacak. Eğer İstanbullu olduğu halde ben Kilyos'ta eğitim almak istiyorum derse, o zaman İstanbul dışından yerleşenlerden yer kaldığı takdirde biz kabul edebiliriz. Onun altını çizelim. Evet, bu çok önemli önce, bir konu. Önce İstanbul dışından gelenler yerleşiyor. Yer kalırsa evet. İstanbul içinden talep edenler isterlerse Kilyos'a gidebiliyor. Yani onların başvuruları asıl başvurulardan daha mı sonra oluyor? Hayır, birlikte. Yani birlikte, birlikte mi? Tamam. Yerleştirmeleri daha sonra yapılıyor. Bu konuda şu anda yurtlar.net.tr'de gerek anonsmutta yani duyuru bölümünde gerekse genel bilgiler altında bilgi var. İsterseniz şöyle de bir şey, onları okuyun. Sonra orada yine bizim iletişim adreslerimiz var. İşte yurtlar.net.tr ne bileyim telefon numaramız. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Önemli olan burada sizlerin bilgiyle donatılmanız ve bilerek işlemlerinizi yapmanız. Çünkü bu bizim için çok önemli. Evet, buyurun. Ben bir şey soracaktım da yurtlara giriş çıkış saatleri yurtlar arasında değişiyor mu? Atıyorum süper dormun şöyle, şu yurdun şöyle. Yoksa hepsinin aynı saat mi? Ben de bu soruya cevap vermeye çalışayım. Şimdi biz geçen Temmuz ayına kadar Boğaziçi Üniversitesi yurtlar yönetmeliği hükümlerince yurtlarımızı yönetiyor ve denetliyor idik. Geçen Temmuz'dan bu yana Bakanlar Kurulu'nun aldığı bir karar gereği Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel öğrenci barınma hizmetleri yönetmeliğine de muhatap olduk ve bu yönetmelik üst bir yönetmelik. Dolayısıyla ancak bizim yönetmeliğin içinde bulunmayan maddeler, üst yönetmelikte bulunmayan maddeler olduğunda bizim yönetmeliğimiz geçerli. İhtilafı durumda yine öbür yönetmelik baskındır. Şimdi o yönetmelikte giriş çıkış saatleriyle ilgili belirlenmesini istiyor. Bizim mevcut yapımız şöyle, biz kampüs üniversitesiyiz. Yurtlarımızda barınma dışında, ders çalışma dışında başka imkan sağlayamıyoruz. Hem binalarımızı maksimum anlamda ikamete kullanmak anlamında hem de kampüste zaten olan şeyleri, alanları bir daha yurdun içinde oluşturup yer ve mekan kaybetmemek için. Mesela yemekhanemiz kampüsün içinde, işte spor salonumuz orada, kafeteryalarımız orada, kütüphanemiz orada. Ders çalışma alanlarımız var. İşte çeşitli hizmet alanlarımız var. Dolayısıyla biz normalde yoklama sistemimiz şöyle bir yapıyla uyguluyoruz. Yani öğrencileri sıkmadan ama belli bir devamı da takip eden. Yani şimdi öğrencilerimiz 12'ye kadar biz hiçbir şekilde dokunmuyoruz. 12'de bir yoklama alıyoruz. Bu yoklamayı da alan yeni öğrenciler. Sürveyan dediğimiz mülakatla seçilen başarılı üst sınıf öğrenciler. Şimdi bunlar 12'de yoklama alıyorlar. Eğer öğrenci yoklamaya katılamamışsa
0.30 ile 3 arasında resepsiyondaki yoklamaya katılabilir. Eğer ona da katılmamışsa biz bunu yok kabul ediyoruz. Anladım. Yurtta hafta sonları ve resmi tatiller haricinde maksimum 5 gün devamsızlık yapabilir bir öğrenci. 6. günde bizim yönetmeliğimiz gereği yurttan çıkması gerekiyor. Dolayısıyla biz bu mevcut yapıyı tekrar kurgulayacağız ve uygulayacağız. Ancak Milli Eğitim denetimlerinden sonra derlerse ki bu uygulama bizim yapımıza uygun değil, onların metoduna geçeceğiz. Onlar çünkü biraz daha farklı, biraz daha sıkı olabilir. Ama mevcut durum şu andaki bu. Teşekkürler. Rica ederim. Buyurun. Ben bir de bir şey soracağım. Kütüphaneyi sabah, mesela kütüphanede sabaha kadar kalabiliyorlar mı? Kalıyorlar, evet, vize final zamanları. Kütüphaneden yurda geçtiklerinde yoklamada sorun yaşıyorlar mı? Yani yoklama saatlerinde orada olmaları yeterli. 12'ye kadar. Ya 12'de ya İbrahim Bey'in belirttiği gibi 3'e kadar geçebiliyorlar. Tamam, teşekkürler. Merhabalar. Evet. İstanbul dışından gelen birine yurt çıkmamın imkanı var mı? Şimdi bunları çok kesin bir şekilde söylemek belki doğru değil ama biz aslında İstanbul dışından başvuran öğrencilerimizin tamamını almaya gayret ediyoruz. Şu ana kadar bu yaşanmadı. Şimdiye kadar olmadı. Ama biz her zaman bir ihtiyat payı bırakıyoruz. Çünkü veriler bizim elimizde olan değişkenlere bağlı değil. Yani kimin başvuracağı, ne kadarının İstanbul olacağı, ne kadarının İstanbul dışında olacağı şu anda bilemiyoruz, öngöremiyoruz. Ama yaklaşık bir rakamımız var, birkaç senedir biz bunları tümünü yurda yerleştirebildik son birkaç senedir. Umarım bu senede böyle olur diye düşünüyoruz. Teşekkürler. Yani başvurunuzu, zamanında başvurunuzu yapmışsanız, evraklarınızı teslim etmişseniz olmaması çok küçük bir ihtimal. Evet, başka var mı sorusu olan? Bir de hocam, yurtlarınızda kalan öğrenciler, diyelim ki bir akrabası var, yani il dışından gelenler. Cumartesi, pazar ya da herhangi bir tatilinde izin alıp bir gün, iki gün bir yerde kalabiliyor mu? Maalesef. Ya da Kilyos'ta kalan bir öğrenci, mesela hafta içi ya da hafta sonu iş yerine çıkabiliyor mu yani? Herhalde çıkıyordur yani. Tabii tabii, dışarı çıkmasında bir sorun yok. Ama hafta sonu izin alamıyor mesela, bir gece, iki gece gibi. Nasıl? Yani tatillerde bir gece, iki gece, cumartesi günü mesela dışarıda kalmak için izin alamıyor. İzin alabiliyorlar. İzin, şöyle onda, izin şöyle bir yapımız var. Biz şimdi yoklamayı pazar günü başlıyoruz. Perşembe günü son yoklama. Pazar günü almamızın nedeni ertesi gün ders olduğu için. Hani insanların sabahtan gelmiş, sabahtan değil de akşamdan gelip sabah dersine gideceğini tasavvur ederek yurtlar komisyonu tarafından belirlendi. Şimdi cuma günü izin günleri, cumartesi de izin günleri. Bunun dışında bizde dilekçe vermek kaydıyla ve makul bir sayı günü aşmamak üzere izin alabilirler. Hatta bazı yad yok derslerinde boş olan günleri de olabiliyor. Bu şekilde değerlendiririz ama yani şimdi şöyle bir durum var. 5 gün zaten devamsızlık hakkı var. Ortalama 8 günde bir ayda şey var, hafta sonu tatilleri var. 13 gün. Şimdi 5-6 günde öyle ekliyorsa onun artık yurda ihtiyacı yoktur diye düşünüyoruz. Yani burada bakın esas şu aslında, elbette hafta sonları gidebilirler, elbette izin alabilirler ama yurt kullanımı eğer başkasının hakkı, çünkü orada bir, değil mi, bir sırayla öğrenciyi alıyoruz, bir başkasının önüne geçiyor, hak kazanıyor. Dolayısıyla yurtta kalmıyorsa, yurdu ayda sadece 1-2 gün kullanmaya başlamışsa orada artık bir sorun var demektir. O zaman yerine yurdu daha fazla kullanacak, yurda daha çok ihtiyacı olan öğrencileri almak durumundayız. Evet, başka sorusu olan var mı? Peki, daha sonra sorularınız olursa bana da Burs Ofisi'ne ve Yurtlar Müdürlüğü'ne de yazabilirsiniz, e-maille de sorabilirsiniz. Umarım önümüzdeki süreç, yerleşme süreci hepinizin istediği gibi olur. Bizler sizi burada görmeyi çok isteriz. Kolaylıklar diliyorum ben hepinize. Hoşçakalın.